Herkese Bolonya'dan merhaba. Bolonya'daki gezimin son günü. Bolonya'ya niye geldim? Aslında ben İtalya'ya daha önce gelmiştim. Şöyle Pegasus'un bir, nasıl diyeyim, destinasyon listesine bir baktım. Nerelere gidiyor falan diye bir baktım. Bolonya'yı gördüm. Aslında hiç bilmediğim bir yerdi. Direkt uçuş olan ve oldukça rahat ulaşım olan bir yer olarak gözüme göründü. İnternetten gördüğüm kadarıyla. Tabii iyice inceledim blogları, YouTube videolarını ve bana çok uygun, gidebileceğim, sakin bir yer olduğunu düşünüyorum. Ve Bolonya'ya geldim böylelikle. Gelmişken iyi de bir gezeyim dedim. Güzel geçti, güzeldi. Daha önce İtalya kültürünü biraz biliyordum. Uzun bir İtalya turu yapmıştım. Oradan biraz zaten biliyordum. Bu önemli özelliklerinden biri, bakın, bu kaldırımların üstünü süsleyen revaklar. Bütün kaldırımların üstünde bu revaklar var. Mevsimlerde yağmura, kara karşı bunları halkı korumak amacıyla yapılmış zamanında. Buranın ünlü yapılarından biri. Şurada ikiz kuleler var. Diğeri görünmüyor. Yamuk kuleler. İtalya'nın biliyorsunuz Pisa Kulesi de yamuk. Böyle bir yamuk mimarisi var. Enteresan. Bu da ayrı bir başlık. Burada dediğim gibi İtalyan kültürünün salaşlığını, rahatlığını, Akdeniz insanının sıcaklığını görebiliyorsunuz. Makarnalar, tortellini'ler, tagliatelle galiba. Bütün makarna türlerinin ve bolognese sosunun ana vatanı zaten. Hepsinin etkilerini görüyorsunuz. Ayrıca tabii ki çok ucuz ve çok büyük boylarda pizzalar yiyebiliyorsunuz. En güzel tarafları bu, lezzet durakları olarak. Onun dışında mimarisi çok güzel. Kızıl bir mimari. Bakın biraz kuleleri göstereyim şimdi. Bakın ya, bu sağdaki kule yamuk. Gördüğünüz gibi ikiz kuleler. Ve genellikle de mimari kızıl lambeti. Bu da revaklar, bakın. Yol boyunca, tüm kaldırımlar boyunca var. Yani mimarisi Orta Çağ'a ait özelliği ve Orta Çağ'dan bu yana hiçbir şekilde bozulmadan gelmiş olması çok büyüleyici, çok güzel. Hem tarih, kültür görüp hem lezzet duraklarına gitmek de ayrıca bir keyif. O yüzden ben burayı çok beğendim. Herkese de öneririm. Burada dikkatimi çeken ufak detaylar, mesela dilenciler var. Dilenciler enteresan şekilde değişikler. Yani mesela köpekleri var. Birçok dilencinin. Ben birisinde gördüm herhalde. Sadece öyle bir değişiklik var diye düşündüm ama 4-5 tanesinde böyle köpeklerle birlikte dileniyorlar. Bu da yeni bir taktik herhalde. Bu bana enteresan geldi. İnsanlar sıcakkanlı. Misafirperver. Bir şey sorduğunuzda yardımcı oluyorlar. Sadece tek kusur, İngilizceleri çok zayıf. Bazen sen İngilizce söylüyorsun, o İtalyanca karşılık veriyor ama İngilizce söylemek istiyorum ama İtalyanca konuşuyorum havasında bir konuşma geçiyor karşındaki kişiyle. Bu da komik oluyor. Bunun dışında yürüyorum bir yandan da revakların altında. Bunun dışında şehrin tabii klasik bir meydanı var. Orası da çok güzel. Bazilikalar, katedraller burada da var. Onlar da güzel. Kısacası her şey çok hoş, çok güzel. Gelmeye değen bir yer. Çok yüksek ücretler verilmiyor. Avrupa'nın standardının biraz altında. Hemen bir vereyim size. Bakın. Kaldırım. Böyle kaldırım boyunca ilerliyorsunuz. O yüzden İtalya görülmesi ve yaşanılması gereken bir kültür ve mimari ve tarih. Tabii buranın en önemlisi Roma. İtalya'nın en önemli şehri Roma. Orayı mutlaka görün. Muhteşem bir yer. Dünya kültür mirasının %60'ı zaten Roma'daymış. Mutlaka görülmesi gereken bir yer. Ama burası da çok keyifli vakit geçirilebilen bir yer. Çok büyük zaman ayırmanıza gerek yok. Yakın yerler de var buraya. Mesela ne gibi? Montana gibi, işte Parma gibi yerlere de gidebilirsiniz. Tren ağı çok ilginç. Ha, buraya gelirken bir tramvay mı desem, tren mi desem, havalimanından buraya bir shuttle vardı. Shuttle'ı abartmıyorum. Böyle çok küçük bir oda gibiydi. Yani sizin evinizin odalarından
biri kadardır. Yani 5-10 metrekare bile yoktur. İnsanları onun içine doldurup seans seans öyle getiriyorlar. Çok komikti. Tıkış 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 bir shuttle'a binip şehir merkezine öyle gelmiştim. Şimdi yine öyle gideceğim. Burada söylemek istediklerim bu kadar. Keyifli ve güzel oldu. Herkese selamlar, sevgiler. Başka bir durakta, başka bir yurt dışı durağında sağlıkla görüşmek dileğiyle. Sevgiler.